bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp bir dağ gibi yanımda duracak bir hayat arkadaşı benim de cesaretim var derse ben buradayım. Geçtiğimiz 31 Aralık 2022 tarihinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşi Mutlu Menekşe'yi öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati Akpınar için Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, daha önce iki eşini öldürdükten sonra cezaevinden COVID izniyle çıkan ve birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Necati Akpınar, hakkında eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. İddianamede Adli Tıp Kurumu'nda Mutlu Menekşe'nin cenazesi üzerinde yapılan incelemeye yer verildi. Uzmanlarca yapılan otopsi bulgularında maktulün sırt ve bacak bölgesinde yanıklar, vücudunun muhtelif yerlerinde darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmalar, omurkırığı, yaygın yumuşak doku travması, doku içi kanama, akciğer ve böbrek enfeksiyonu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı da şüphelinin darp etmek suretiyle maktulün vücudunda yanıklar oluşturacak şekilde eziyetlerde bulunduğu ve boyun omurunu kırdığına dikkati çekerek, maktulün bu yaralanmalara bağlı olarak vefat ettiği, şüphelinin mezkur eylemiyle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır, ifadelerine yer verdi. Necati Akpınar'ın ilk eşi Emine Akpınar'ı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıkmıştı.